Değerli takipçilerimiz, videoya başlamadan hemen önce sizleri uzun süreler boyu beklettiğimiz ve video aralarındaki süreleri aştığımız için sizlerden özür diliyor ve affınıza sığınıyoruz. Kanalımızın ilk videosundan bugüne inanılmaz bir hızla büyümenin verdiği mutluluğu sizlerle paylaşıyor. Video aralarındaki sürelerinin kısalabilmesi adına abone olmanızı ve zil butonuna basarak aktif hale getirerek önümüzdeki günlerde gelecek videolardan haberdar olmanızı temenni ediyor. Saygı ve sevgiyle sizleri video ile baş başa bırakıyoruz. Ankara. Bu şehirde dünyanın geri kalanı gibi bir toprak parçası. Ancak bu şehirde yaşananlar tüm dünya şehirlerini hayret ettirecek kadar haşin ve sert. Fakat bir istisna var ki nice yiğitleri sindiren, koca Ankara'yı dehşete sürükleyen bir ağrılı. 1972 yılında Ankara ili Altındağ ilçesi Hayır Akmanlar Yeni Doğan Mahallesi'nde doğdu. Ağrılı, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu. Babası Deli Sebo lakaplı Sebahattin Çetinkaya. Turan Çetinkaya ve Selim Çetinkaya adında iki erkek kardeşi, ailenin tek kız çocuğu olan bir ablası ve erken yıllarda kaybettiği Selahattin Çetinkaya adında ağabeyi vardı. Babası Sebahattin Çetinkaya geçim sıkıntıları nedeniyle önce Ankara Bala'ya, oradan da Altındağ Yeni Doğan'a göç etti. Sanchez, Yeni Doğan ve çevresinde dik kafalı, asi, hırçın, kavgacı, gördüğü haksızlığa anında sert tepki veren bir delikanlı olarak tanındı. Hayat ona adil davransa, çalışkanlığıyla örnek alınacak bir insan olması kaçınılmazdı. Ancak hayat gözyaşlarından beslenir. Gençlik yıllarında okulla arası pek iyi olmayan Sanchez, küçük yaşlarda geçim sıkıntısının verdiği nedenlerin de tetiklemesiyle çeşitli işlerde çalışmaya başlar. Bir yandan iş hayatında tutunmaya çalışan Sanchez, bir yandan gem vurulamaz asi kimliğinin kontrolünde zorlanır. Gençliğinde birkaç yaralama olayından sorumlu tutuldu. Sanchez, Yeni Doğan'da ilk olarak bir börek tezgahında çalışırken bir kişinin yaralanması olayıyla yargılandı ve mahkum oldu. Kısa süreli Sübyan cezaevinde yattı. 1990 yılı öncesi kamplaşmada mahalle arkadaşlarıyla beraber MHP Ülke Ocakları saflarında yer aldı. Ülke Ocakları'nın her kademesinde aktif olarak rol aldı. Yaralanma olayından cezaevlerinde yattığı dönem yaşı olduğu için reşit olduğu gün Ulucanlar Kapalı Cezaevine geçiş yaptı. Dönemin ve Türkiye tarihinin en sert cezaevi olan bu kapalı cezaevi yılları, onun yolunu belirleyen yılların başlangıcı olacaktı. Dönemin büyük kabadayılarından Akkuş, Sanchez'in Sübyan cezaevinden Ulucanlar'a nakledildiğinde onu fark etmiş, o ele avuca sığmaz enerjisi ve inanılmaz gözü karalığını değerlendirmişti. Böyle bir genci fark etmemek bu alemin içinde olan bir kabadayı için içten bile değildir ve Akkuş ona yaklaşmış, ona zaman ayırmış, onun bu enerji ve gözü karalığından faydalanmak istemişti. Sanchez cezaevinde Akkuş'un da katkılarıyla çok ama çok küçük yaşta fırtınalar estiriyor, dört duvar arasında olmasına rağmen nam yapmanın ilk adımlarını atmaya başlıyordu bile. Aralarındaki bağ öyle kuvvetlenmişti ki yaşanan bir arbedede Akkuş'a terbiyesizlik yapan bir hasmına Sanchez gözünü kırpmadan ateş açmış ve onu yaralamıştı. Aynı zamanda spor konusunda inanılmaz başarılı olan Sanchez cezaevinde spor yapar. Futbol, voleybol ve birçok spor dalına merak sarar. Hatta öyle ki futbola olan düşkünlüğü ve o dönemki saç kesimiyle o yılların efsane futbolcusu Hugo Sanchez'e benzemesi ve kavga ve olaylardaki hızı ve bitiriciliği nedeniyle Akkuş ona Sanchez lakabını takmış, Sanchez ise bu lakabı çok sevmişti. Cezaevinden çıktığında MHP ve ülkücü kuruluşlarla olan geçmiş bağlantılarını sürdürmek istedi ve Çin Çin Ülke Ocağı kuruluşunda önemli rol oynadı. Ancak siyasi oyunların farkında olan Sanchez bu olayların karşısında sessiz kalmayıp yine kendi kurduğu derneğe, derneğin amacından saptığı düşüncesiyle silahlı saldırılarda bulunup derneğin uzun süreler boyu kapatılmasına yol açmış ve siyasete bir nevi tövbe etmiştir. Gayrimeşru karakterler arasında
bir efsanenin, hikayesinin yeni yeni başlangıcına şahit olan yıllarda arkadaşlarıyla önce kumar borcu tahsilatına girişen Sanchez, iş adamlarından da haraç almaya başladı. 90'lı yıllarda senet tahsilatı işleriyle uğraştı. Bu faaliyetleri nedeniyle tanınmaya başlandı. Senet tahsilatı çalışmaları sırasında iş adamları ve hasımlarının onu gördüğünde veyahut lakabını duyduğunda eyvah nidaları atması üzerine lakabı Eyvah Sanchez olarak kaldı. İmzası ise belden aşağı sıkılan kurşundu ya da belden aşağı bıçak yarasıydı. Gece kulüplerine genelde tek kişi olarak gidiyor, 4-5 masa birden işgal ediyordu. Bazen masanın yerini beğenmeyip hır çıkaran, bazen de istediği şarkının söylenmemesine kızan Sanchez, iş yeri sahiplerine verdiği talimatla eğlence mekanlarını kapattırıyordu. Asıl amacı eğlence mekanlarının haracını almak olan Sanchez, gittiği hiçbir mekanda karşısında rakip bulamıyor, gittiği her yerden mahalle ağzıyla yolunu buluyordu. Aynı zamanda ihracatta vergi iadesi adı altında %40'a kadar varan, ödemeler yapan, devleti soyan hayali ihracatçılardan haracını tahsil eden Sanchez, bunların arasındakilerin en ünlüsü olan isimlerinde de payını almıştı. Hatta olayların tanığı olan ismini açıklamak istemeyen eski bir gayrimeşrunun anlatılarına göre Sanchez bir günde o dönemin parasıyla toplam 160 milyar lira tahsil etmişti. Tüm bu olaylar vuku bulurken Sanchez'in tüm hayatını altüst eden, hayatını değiştiren bir olay yaşandı. Her şey Sanchez için yolundayken Sanchez'in abisi Selahattin Çetinkaya gayrimeşruyla içli dışlı olmamasına rağmen 92 yılında bir saldırıya kurban gitti ve bu Sanchez'i tam anlamıyla sarstı. Sanchez bu dönemde abisini kaybetmesiyle birlikte değişti. Eskisinden gözü kara, eskisinden daha acımasız oldu. Sanchez kahreder, iyice delirir ondan sonra. Hasımları kaçar, bulamaz hasımlarını. İntikam için elleri kaşındı. Ancak Selahattin Çetinkaya'nın katillerini köşe bucak arasa da, tüm şehirde arasa da bulamadı. Çünkü vuku bulan bu hadiseden sonra katilin ailesi Ankara'yı terk etti. Bu olaylar Sanchez'i derinden etkiledi ve ailesinin ısrarlarıyla İstanbul'a ayak bastı. Sanchez bir gecekondu mahallesinde ev tuttu ve orada da kara leke peşini bırakmadı. Türkiye'nin en büyük kabadayılarıyla iş yapar, tanışır, İstanbul'a alışmayı dener ancak Ankara sevdası, hatta mahalle sevdası ağır basmıştır. Devamlı şekilde Ankara'ya dönmek hakkında düşünceleri vardır. İstanbul'u sevmemiş, alışmayı becerememiştir ve o olay yaşanır. Sanchez tanınan bir kabadayıyla sıkıntı yaşar. Bu kabadayı Sanchez'den çalmaya kalkar ve bedelini onuruyla öder. Sanchez onun belinden silahını alır, sana yakışan budur der, üstünü soyar ve İstanbul'un orta yerine o halde onu bırakır. İstanbul'un büyüsü Sanchez'i etkilememiş, Ankara yeni doğanın hasretiyle kavrulmuştur. Bir gece birlikte iş yaptığı arkadaşlarının mecbur bıraktığı durumun içerisinde mecburen bir çatışma içerisinde kalır. Gecenin karanlığında mevcut saldırıya cevap veren Sanchez, arkadaşlarıyla beraber çatışmanın tam ortasına düşmüştür. Daha ne olup bittiğini anlamadan Sanchez, iki kişiyi arkadaşıysa bir kişiyi yaralar. Bu çatışmanın ardından Sanchez, karşılıklı çatışma yaşadığı şahısların polis olduğunu öğrenir ve duruma çok sinirlenir. Bu onun için son radde olmuştur. Sanchez en yakınlarına en büyük pişmanlığın bu olay olduğunu ömrü boyunca söylemiştir. Bu olayların ardından birkaç yıl aradan sonra tekrardan yuvasına, yeni doğana döner. Gecenin bir vaktinde evine dönen Sanchez kafasını dağıtır ve evine istirahate gider. Bir anda kulağına düdük sesleri ilişir. O dönemlerde mahallelerde bekçiler düdük çalarmış, mahallenin korunduğunu, o mahallede polis olduğunu belli etmek için. Sanchez o an yaşadıklarıyla ve mahalle özleminin tazeliğiyle camı açar, o düdüğü öttürme der. Bekçiler şaşırır ve atışma başlar. Sanchez aşağıya iner, dört bekçiden üçü Sanchez'i tanır ve kaçar.
Kalan bekçiyi Sanchez aynı İstanbul kabalayısına yaptığı gibi soyar. Ancak nedeni farklıdır. Üniformanın kutsallığını bilirim. Seni üzerinde bu varken dövmeyeceğim der. Ve bekçiyi soyar, hırpalar, belinden silahını alır, ardından sen git, amirin gelsin der. Ve onu karakolun önüne bırakır. Akabinde amir gelir ve silahı Sanchez'den teslim alır. Artık uzun yıllar devam edecek bir kural vardır. Yeni doğana polis giremez. Polisler Sanchez'e mahalledeki firarileri söyler. Sanchez uygun gördüğü şekilde ya firari olan kişiyle konuşarak teslim olmasını ya da teslim olmaması gerektiğini kendi kararıyla polise bildirir. Sanchez'e birçok kabadayıdan defalarca benim adamım ol teklifleri gelmiştir ancak kendisi her zaman otoritedir ve kimsenin sözünün altında durmaz. Kimsenin hükmünü kabul etmeyen Sanchez yaşamı boyunca olduğu üzere tek tabancadır. Tabii o dönemler mafyanın devlet içinde çok önemli bir yeri vardı. Devleti mafya korurdu ancak o dönemde Sanchez'e kafa tutabilecek kimse yoktu. Ta ki Sanchez kendi vicdanına yenik düşene kadar. O dönemin Türkiye çapında en büyük kabadayılarından birinin cinayetiyle ortalık adeta yıkılır. Fail ya da failleri araştırılması sırasında birkaç kişi tarafından Sanchez'in adı öne sürülmektedir. Yaftalanmaya çalışılan bu iftira Sanchez'i deliye döndürmüştür. Ortada bir cinayet işlenecekse bunu alenen ben işlerim. Kimse benim kurşunumu atamaz demiş ve yapılanın yanlış olduğunu söylemiştir. Sanchez sonralardan fazlaca cezaevine girmiş, hayatı boyunca cezaevlerinde olmanın da etkisiyle artık orayı yaşam alanlarına çevirmişti. Hatta Ayaş cezaevinde yanında tabancası ve pompalı tüfek de uyur. Cezaevi avlusunda elinde meşhur 90'lık sallamasıyla kuş uçururdu. Gerektiği zaman cezaevinden çıkıp çatışmaya gidebilirdi. Aynı zamanda Ulucanlar Cezaevi, Şeftali Sokak'taki cezaevi havuzunu Sanchez tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Cezaevlerinden firar ettiği dönemler şehirler arası işler ve seyahatler yapıyor. Şehir dışındaki gayrimeşru aleminin nabzını her daim tutuyordu. Hatta bu gezilerinden birinde Antalya'da bir mafya otel işletmecisi şahsın, Sanchez'in dostlarından birini tehdit etmesi üzerine Antalya'da otelin ve işletmeciye ait iş yerlerinin kurşunlanmasında yine adı başrolde geçmişti. Her zaman tek tabanca olmasının dezavantajı olarak o ve onu yakından tanıyanlar ne anlatırsa veya onun elinden kim sağ kalırsa o kadarı insanlar tarafından biliniyor, aynı gecede 4-5 tane gece kulübü taramış ancak kayıtlara geçmemiştir. Kayıtlara geçen onlarca suçun arasında kayıtsız olan yüzlerce icraatı da olan Sanchez, döneminin hatta günümüzün gayrimeşru gençliğini şekillendirmiştir. Buna örnek vermek gerekirse, Bozo'nun Sanchez'i örnek aldığı bilinir ve daha pek çok genç Sanchez'in himayesi altında olan ve namı Sanchez'den sonra bile devam eden Yeni Doğan'da Sanchez'in gölgesi altında icraatlerini yapmış, ailesini ve mahallesini korumuştur. Hayatının bilinen kısmı bile tüyler ürperten Sanchez, kendi hatırladığı ve yaptığı icraatleriyle Ankara'yı dile getirmiştir. Gözü karalığının en büyük örneklerinden biri silahlı çatışmaya sallamayla girmesidir. Aynı zamanda Sanchez sallamayı Ankara'da meşhur eden kişidir. Kelebek çakısı, sallama tabir edilen döner bıçağı ve tabanca da ustalaşmıştır. Mahallesine her zaman yardım eder, kendinden olanı kollar ama saygısızlığı asla affetmeyen mizacını da saklamazdı. Her icraatinde tek başına olan Sanchez'in tek suç ortağı yani cürmü öz kardeşi Selim Çetinkaya'dır. Bir yaralama suçunda ikisinin adı geçer. Hayatının kalanında çok arkadaşı olmuş ancak dosyalarda adı geçen tek bir suç ortağı bile olmamıştır. Tüm bu fırtınalı yaşam dikkatlerin üzerine çekilmesine neden olmuş, dost ve hayranının yanı sıra doğal olarak çok da düşman kazanmıştı. Ancak ölümünün yine bir yeni doğanlarının elinden olacağını Sanchez dahi tahmin etmiyordu. Çünkü onun çok daha güçlü, çok daha tehlikeli düşmanları vardı. Lakin Sanchez hiçbir surette geri planda kalmıyor, düşmanları gelmeden kendisi onlara gidiyor ve hep onları püskürtüyordu. Bu özgüven Sanchez'e ölüm getirecekti.
2002 yılında dönemin en favori gençlerinden biri Sanchez'e karşı kışkırtılıyor. Ona karşı dolduruluyordu. Sanchez ise bu durumu fazla ciddiye almıyor, söylenenleri kulak arkası yapıyordu. Bu söylentilerin artması üzerine Sanchez'in evine gelen arkadaşları bu konuyu Sanchez'e açıyor. Sanchez ise konunun fazla uzadığını düşünüp bu konuyu sonlandırmak üzere evinden dışarı çıkıyor. Yanında gelmek isteyen Mustafa D. isimli arkadaşını "sen gelme, ben halledip döneceğim" demesine rağmen arkadaşı da onunla beraber yeni doğan sokaklarında gencin peşine düşüyorlar. Lakin Sanchez orada o ölümcül hatayı yapıyor ve durumu küçümsüyor. Ve yeni doğan meydana doğru gelirken bir anda silahların patlamasıyla önce Mustafa vuruluyor ve yıkılıyor. Sanchez'in elindeki telefon yere düşüyor. Sanchez ateşin nereden açıldığını görmeye çalışırken silahını çekemeden kurşun asıl adresine isabet ediyor ve Sanchez de vuruluyor. Saldırının failleri hemen oradan uzaklaşırken Sanchez etraftaki esnaflara giderek "Mustafa ölüyor, çocuğa yardım edin" diyor. Esnaf o bölgeye yoğunlaştığında Sanchez kendinin de vurulduğunu söylese de çevre esnaf "Sanchez bizimle dalga geçiyor" tarzında dalga geçiyor diye düşünerek inanmıyorlar. Çünkü Sanchez o kadar büyük bir isim ve insanlar onu o kadar kabulleniyor ki bu durumun gerçekleşmiş olabileceğine ihtimal dahi vermiyor. Sanchez bir bardak su istiyor ve yavaşça Mustafa'nın başına doğru gidiyor. O sırada iç kanaması iyice artan Sanchez'in ağzından son sözleri dökülüyor. "Vay ulan Mustafa, bizi de vurdular." İşte tüm bu anlattıklarımızdaki gizli sır, en önemli anekdot budur. Her kim olursanız olun, bu yolların sonu yok. Gayrimeşrudan kimse emekli olamaz. Sonu ya kara toprak ya soğuk zindan. Eyvah Sanchez. Yeni doğana polis giremez efsanesi onun için söyleniyordu.